Bir işe alım uzmanı olarak sizlere küçük bitiyor. İşe alım uzmanlarının en çok sevdiği bölümlerden biri endüstri mühendisliğidir. Bu bölümden mezun olmuş kişiler almış oldukları mühendislik eğitiminin içeriği ve stajlarda elde etmiş oldukları deneyimiyle işe alım uzmanlarının gözünde önemli bir avantaja sahiptir diyebiliriz. Üstelik bu bölüm mezunlarının sektör bağımsız olmak üzere hemen her yerde çalışıyor olması ekstra büyük bir fırsattır. Ancak çalışma alanlarının fazlalığı bölümden mezun olunduğunda birçok kişi için kafa karıştırıcıdır. Üstelik maaşlarla ilgili soru işaretleri de cabasıdır. Bu nedenle ülkemizdeki gerçek durumun ne olduğunu anlamak için 32 farklı üniversiteden 100 endüstri mühendisinin mevcutta ne işle uğraştığını analiz ettik. Bu videomuzda da bu analiz sonuçlarını sizlerle paylaşarak bu bölüm mezunlarının ağırlıklı olarak hangi işlerle uğraştıkları, ne kadar kazandıkları ve bu bölümü okurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tüm püf noktaları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Meslekler ve meslek seçimi ile ilgili hayatınızı kolaylaştıracak içerikler üretmeye tam gaz devam ediyoruz. Geçen videomuzda Uluslararası İlişkiler bölümünün ne işler yaptığını detaylıca anlatmıştık. Ayrıca meslek seçiminde size yardım edecek metotları, geleceğin meslekleri listesini ve bilimsel bir meslek testini de sizler için detaylıca hazırlayıp sunmuştuk. Bu serinin tüm videolarına sağ üst köşede açılan meslekler listemizden ulaşabilirsiniz. Meslek testimizi çözmek isteyenler için linki açıklamalar bölümüne bırakıyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olup zili de açmayı sakın unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Peki dönelim konumuza. Videonun başında belirtmiştik. İK'cılar endüstri mühendisliği mezunlarını çok seviyor. Peki neden? Endüstri mühendisliği öğrencileri 4 yıllık sürede insan, makine, sistem ve süreçlerin en verimli şekilde kullanımına yönelik kapsamlı bir mühendislik eğitimi alırlar. Durum böyle olunca bu bölümlerde esnek düşünebilen, analitik yönü ve iletişimi güçlü, problemlere teknoloji ve mühendislik bakış açısıyla çözümler üreten, verimliliği ve karlılığı artırırken maliyetleri düşürecek işler yapabilen mühendisler yetişir. Minimum maliyet, maksimum kar mottosunu benimsemiş endüstri mühendisliği mezunları da işverenlerin, doğal olarak işe alım uzmanlarının en çok sevdiği çalışan profildir. Bölüm derslerine de baktığımızda endüstri mühendisliği mezunlarının Joker adam gibi görünmesinin sebebini anlamak çok zor değil. Dersler arasında endüstri mühendisliğine giriş, algoritmalar ve programlama, fizik ve kimya, mühendislik ekonomisi, istatistik, optimizasyon, malzeme bilimi, kalite kontrolü, endüstriyel bilişim, modelleme ve simülasyon, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi gibi çeşit çeşit ilgi çekici dersler bulunmaktadır. Bir İK'cı olarak söyleyebilirim ki bu bölümü okumanın bir diğer avantajı da şu. En iyi kurumsal firmalar bile bu bölüm için illa ODTÜ, Boğaziçi olsun triplerine girmemektedir. Bu açıdan bu bölümde okumanın avantajlarından biri de budur. Ancak dikkat edilmesi gereken, yani işe alım uzmanlarının asıl aradığı şey, ne istediğini bilen ve bu yönde kendini geliştirmiş adayları işe alabilmek. İyi de endüstri mühendisliğinin çalışma alanları bu kadar genişken gerçekten ne iş yapılabilir? Hangi alanlarda daha fazla iş fırsatı var ve ne kadar kazanılıyor diye sorabilirsiniz. Bu soruların yanıtlarını vermek ve ülkemizde endüstri mühendisliği mezunlarının ne işlerle uğraştığını anlatabilmek amacıyla detaylı bir şekilde çalışma yaparak 32 farklı üniversiteden 100 endüstri mühendisinin ne iş yaptığını tek tek sizler için analiz ettik. Bu 100 kişiye nereden ulaştık? Her zamanki gibi çevremizden, okul arkadaşlarımızdan, çalıştığımız şirketlerdeki arkadaşlarımızdan, profesyonel iş ağımızdan, hatta tanıdıklarımızın tanıdıklarından ulaştık. Yelpazeyi yine geniş tutabilmek için 32 farklı üniversiteyi mercek altına aldık. Üniversiteler şu şekilde: Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir, Balıkesir, Bilgi, Bilkent, Boğaziçi, Celal Bayar, Doğuş, 9 Eylül, Eskişehir Osman Gazi, Galatasaray, Gazi, Gaziantep, Işık, İstanbul Aydın, İstanbul Kültür, İTÜ, Kadir Has, Kocaeli, Koç, Marmara, ODTÜ, Okan, Özyeğin, Sabancı, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, Top, Uludağ ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Ayrıca şunun da altını çizmek gerekli. Analiz ettiğimiz bu kümenin %61'i son 5 yılda mezun olmuş kişiler. %36'sı mezun olalı 5 ila 10 yıl olmuş. Sadece %3'ü mezun olalı 10 yıldan fazla süre olmuştur. Sonuç olarak listemiz ağırlıklı olarak yakın dönem mezun olmuş kişilerden oluşuyor. Bu da bize piyasanın ne yönde geliştiğini anlamak açısından güncel bir bilgi sunuyor. Yani oluşturduğumuz mezun kümesi hem
üniversite çeşitliliği açısından hem de yakın dönemde mezun olmuş kişilerden oluştuğu için bize önemli fikirler verebilecek bir küme. Tüm bu analizler sonucunda endüstri mühendisliği mezunlarının 21 iş alanı olduğunu tespit ettik. Bu sefer analizimizi bir seviye daha ileriye götürdük ve bu 21 iş alanının her biri için Türkiye'nin önde gelen kariyer portallarından birinde kaç ilan olduğunun verisini de toplayarak iş fırsatının hangisinde daha fazla olduğunu analizimize de ekledik. Bu 21 iş alanının detaylarını, iş fırsatlarını, kazançlarını saymadan önce gelin büyük resme bakalım. Kümemizdeki kişilerin %78'i ülkemizde özel sektörde, %10'u kamuda, %4'ü ise akademide çalışıyorken heyecan verici bir istatistik olarak %8'i yurt dışında çalıştığını görmekteyiz. Yurt dışında çalışma hayali olanlar için bu %8 gerçekten heyecan verici bir oran. Bu kişilerin ne yapıp da yurt dışında çalışma fırsatı bulduklarına dair stratejileri videonun son bölümünde detaylıca anlatacağım. Gelin şimdi endüstri mühendisliği mezunlarının çalışabildiği 21 iş alanı neymiş, iş fırsatları ve kazançları nelermiş beraber bakalım. İlk pozisyon elbette endüstri mühendisi pozisyonu. Otomotivden savunma sanayine, üretimden lojistiğe, hızlı tüketim ürünlerinden dayanıklı tüketime kadar aklınıza gelebilecek hemen her sektörde endüstri mühendisliği pozisyonlarında iş bulmanız muhtemeldir. Korona sebebiyle piyasa ne kadar kötü olsa da şu an baktığımızda en büyük kariyer portallarından birinde ilan adedi 400-500 arasında olduğu görülmektedir. Maaş skalası ise özel sektörde piyasa ortalamasının üstündedir. Şimdi maaş konusu çok hassas bir konu arkadaşlar. Bu nedenle piyasa ortalaması nedir? Bu oklar ne anlama gelmektedir? Bir önce bunları size anlatayım ki kafanızda netleşsin. Birçoğunuz bilmiyor olabilir. Türkiye'de kurumsal firmaların hemen hemen hepsinin kullandığı ücretlendirme modeli Towers Watson ve Conferry gibi iki dev danışmanlık firmasına aittir. Peki bu ücretlendirme modeli nasıl çalışıyor? Bunu bir kısaca anlatalım. Çünkü özel sektördeki ücret mantığını anlamanız biraz da buna bağlı. Özel sektörde beyaz yaka çalışanların maaşları girişte asgari ücretin üzerinde, örneğin ortalama 3000 TL civarında başlar. Deneyim, iş bilgisi, kıdem arttıkça bulunduğunuz kademede, yani seviyeniz de artar. Buna bağlı olarak ücretiniz de aşamalı olarak yükselmeye başlar. Kamuda yüksek ücretlerle örneğin 5-6 bin lira civarında başlasanız da yıllar geçtikçe ücretiniz çok değişmezken, özel sektörde ise ileri seviye uzmanlıklarda 10 bin TL'leri aşmak çok mümkündür. Hele ki yönetici olursanız, yani ekip yönetirseniz 15 binler, 20 binler, 30 binler kazanmaya başlarsınız. Genel müdür, CEO düzeyinde ise 100 binlere ulaşır, hatta fazlasıyla geçersiniz. Bu nedenle özel sektör fırsatlarla doludur. Ancak çalışacağınız pozisyonu seçerken dikkat etmeniz gereken şey şudur. Az önce bahsettiğim iki dev kuruluşun yapmış olduğu analizlere göre aynı kademede, yani aynı seviyede olmalarına rağmen bazı departmanların çalışanları o seviyedekilere verilen ortalama maaşın üstünde, yaklaşık %10-15, gerektiğinde 20, bazıları ortalamada, bazıları ise ortalamanın altında ücret almaktadır. Bu durum farklı farklı seviyelerde de bu şekildedir. Bunu bir örnek üzerinden de açıklayalım. İlk girişte maaş olarak piyasa ortalamasının yaklaşık olarak 3000 TL olduğunu kabul ettiğimizde, endüstri mühendisleri ortalamanın üzerinde olduklarından yaklaşık 3500 civarlarında bir ücret ile başlamaktalar. İK ise yaklaşık piyasa ortalamasında bir maaş aldığı için 3000 TL düzeyinde başlamaktadır. Seviyeniz, yani kademeniz arttıkça ücretiniz de oransal olarak yukarılara çıkmaktadır. Bu nedenle bu kademeli ücret yükselişini de göz önünde bulundurduğumuzda sizlere tek bir ücret vermek yanıltıcı olacaktır. Bunun yerine biz bu dev kuruluşların yaptığı analizlere göre hangi meslek ortalama, hangi meslek daha çok kazandırıyor ya da hangisi ortalamanın altında olduğunu bu oklar ile göstererek sizlere genel durum hakkında fikir vermeye çalışıyoruz. Peki öyleyse kaldığımız yerden hızlıca diğer pozisyonları da sayalım. İkinci pozisyonumuz üretim mühendisi. Firmaların üretim planını yapan ve bu plana göre üretim sürecinin sorunsuz geçmesini sağlayan kişilerdir. İş ilanı sayısı 300-400 civarındadır. Maaşı ise piyasa ortalamasının üstündedir. Üçüncü pozisyonumuz planlama mühendisi. Planlama mühendisleri şirketlerin sistem ve süreçlerini düşük maliyet ve yüksek kar getirecek şekilde planlanmasına yönelik işleri yerine getiren kişilerdir. Piyasadaki iş ilan oranı 300-400 civarındadır. Maaşı ise piyasa ortalamasının kesinlikle üstündedir. Dördüncü pozisyon satın alma uzmanı. Satın alma süreçlerini yöneten bu pozisyona yönelik piyasada 100-200 arasında iş ilanı olduğunu görmekteyiz. Maaşlar ise
piyasa ortalamasındadır. Diğer bir pozisyonumuz tedarik zinciri uzmanı. Firmaların tedarik zinciri sürecinin en verimli şekilde ilerlemesini sağlayan bu kişiler için piyasada 50-100 arası iş ilanı bulunmaktadır. Maaşı ise piyasa ortalamasındadır. Endüstri mühendislerinin yapmış olduğu 6. meslek ise kalite kontrol mühendisliği. Yapılan işlerin, üretilen ürünlerin kalitesinden sorumlu bu pozisyonla ilgili piyasada 100-200 arasında iş olduğu görülmektedir. Maaşları piyasa ortalamasında ya da biraz üstündedir. 7. meslek ise sistem mühendisidir. Sistemleri tasarlayan, altyapılarını hazırlayan, işleyişini doğru olduğundan emin olup gerekli kontrolünü sağlayan kişilerdir. Şirketler için oldukça önemli bir roldür diyebiliriz. Piyasada 200-300 iş ilanı olmakla beraber ücretler oldukça yüksek seyretmektedir. Listemizin 3'te 1'ini tamamladık. 8. meslek metot mühendisliği. Bu kişiler şirketlerin en verimli şekilde üretim yapması için oldukça önemli bir pozisyondur. Piyasadaki iş ilanları çok fazla değil, 20-30 arasında. Ücretler ise ortalama üstünde diyebiliriz. 9. meslek otomasyon mühendisi. Sistemlerin, otomasyonun sağlanması yönünde önemli bir mühendislik mesleğidir. İlgili kariyer portalında 40-50 arasında iş ilanı bulunmaktadır. Maaşları ise ortalamanın üstündedir. Endüstri mühendisliği mezunlarının yaptığı 10. meslek ise süreç mühendisliği. Hangi sektör olursa olsun süreçlerin en verimli şekilde işleyişini sağlayacak şekilde tasarımını yapan ve gerektiğinde uygulayan mühendislik alanıdır. Oldukça kritik mesleklerden biridir. Piyasada iş oranı 50-100 arasındadır. Maaş skalası ise piyasa ortalamasının üzerindedir. 11. meslek iş analisti. Bilişim dünyasındaki en önemli rollerden biridir. Kabaca anlatmak gerekirse iş birimlerinin teknolojik ihtiyacını anlayıp yazılımcılara anlatan köprü bir roldür. Çok kritiktir diyebiliriz. Piyasada iş ilan sayısı binlere yakındır ancak hemen her bölümden kişilerin gözünü diktiği bir meslektir. Maaşları da iyidir diyebiliriz. 12. pozisyon IT proje yöneticiliği. Endüstri mühendisi olarak teknoloji odaklı projeleri yönetebilirsiniz. Bu pozisyonu özellikle iş analistliğinde deneyim kazandıktan sonra proje yönetimi üzerine kendinizi geliştirdiğiniz takdirde örneğin Scrum Master olarak çok iyi yerlerde proje yöneticiliği yapabilirsiniz. Piyasada iş fırsatları şu an 200-300 civarında olduğu görünmektedir. Maaşlar ise piyasa ortalamasının üstündedir. 13. meslek lojistik planlama uzmanı. Kargo ve lojistik firmalarında ya da diğer sektörlerdeki firmaların lojistik odaklı bölümlerinde çalışabilirsiniz. İş ilan sayısının 20-30 olduğunu görüyoruz. Maaşlar da ortalamanın biraz altındadır. Lojistik sektörü sektör olarak zaten ortalamanın altında ücretleri bulunmaktadır. Mesleklerin yarısından fazlasını saydık. 14. meslek ise ürün yöneticiliği. Firmanın sahip olduğu ürünle ilgili fikir aşamasından satışına kadar tüm süreçlerini sahiplenen roldür. Önemli pozisyonlardan biridir. İş adedi 100-200 civarındadır ve maaşı piyasanın üstündedir. Geldik 15. mesleğe. İş geliştirme uzmanı. Yeni pazarlar keşfedilip bunlara yönelik stratejiler geliştirmesine rol alan pozisyondur. Bu da çok önemli, çok kritik pozisyonlardan biridir. İş adedi 100-200 arasında, maaşı ise piyasa ortalamasının üstündedir. Diğer bir rol ise satış planlama uzmanı. Satış departmanlarında satış yapabilir ya da satış sürecini her açıdan planlayıp performans takip edebilirsiniz. Hatta teknik ürün satışında işin teknik tarafını bildiğiniz için oldukça etkili bir role sahip olabilirsiniz. Piyasada satış planlama, satış destek rollerinde 500'leri aşan iş fırsatları bulunmaktadır. Maaşlar ortalama ya da yerine göre ortalamanın altında olabilir bazı şirketlerde. Ancak iyi bir satışçıysanız performansınız, primleriniz ile piyasa ortalamasının üstüne de çıkabilirsiniz. 17. meslek stratejik planlama uzmanı. Endüstri mühendisleri için en önemli alternatiflerden biri de strateji departmanlarında çalışmaktır. CEO olmaya giden yolda bu size çok önemli bir deneyim kazandırır. Bu rolde iş ilanı sayısı 20-30 civarındadır. Ücretler ise kesinlikle yüksektir. 18. meslek veri analisti. Verinin yükselişi, verinin önemini düşündüğümüzde bu pozisyon çok kritik. Kesinlikle dikkate almanızı tavsiye edeceğimiz bir pozisyon. İş ilanı sayısı 50-100 aralığında. Maaş ise ortalamanın üstündedir. Son 3 meslekteyiz. 19. meslek insan kaynakları uzmanı. Endüstri mühendislerinin tercih ettiği mesleklerden biri de İK. Analitik düşünen, çözüm odaklı kişilere İK'da her zaman yer vardır. Hemen her şirkette İK departmanı olduğunu düşünecek olursak iş fırsatı da fazlasıyla denilebilir. Mevcutta 500-600 iş ilanı görüyoruz.
maaş ise piyasa ortalamasındadır. 20. meslek Ar-Ge mühendisi. Firmaların Ar-Ge yani araştırma geliştirme departmanlarında çalışabilirsiniz. İş ilanı 100-200 arasındadır. Maaşlar ise diğer mühendislik rolleri gibi ortalamanın üstündedir. Ve sonuncu mesleğimiz pazarlama uzmanı. Bu da önemli alternatiflerinizden biridir. Piyasada 500-600 iş ilanı görüyoruz. Maaşlar ise ortalamanın üzerindedir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, çok ciddi anlamda uğraşarak yapmış olduğumuz analizlere göre endüstri mühendislerinin yapmış olduğu, ağırlıklı olarak yapmış olduğu işler bu şekilde. Analize baktığımızda bu 21 iş alanı ile ilgili bulduğumuz toplamda iş ilan sayısı ise 6000'in üzerinde. Üstelik bu sadece bir sitedeki ve son 2-3 ayda yayınlanmış ilan sayıları. Koronavirüs döneminde olduğumuzda düşündüğümüzde bu iş ilanı adetlerinin normal şartlarda katlanacağını düşünebilirsiniz. Maaşlarla ilgili olarak ise şirketten şirkete değişmekle beraber gördüğünüz üzere endüstri mühendislerinin yaptığı işlerin neredeyse çoğu ortalama maaşın üzerinde kazançlar elde etmektedir. Bu da endüstri mühendisliği mezunları için özel sektörde çalışmak açısından önemli bir avantajdır. Bu arada kamu, akademi ve yurt dışı analizlerinin sonuçlarını da hemen söyleyelim. Kamuda endüstri mühendislerinin birçok bakanlıkta çalışabildiğini gördük. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi. Kamuda endüstri mühendislerinin başlangıçta kazançları 6000 TL civarında. Akademide ise yüksek lisans öğrencisi olarak başlayıp doktora ile devam eden bir kariyer yolu çizebilirsiniz. Bu süreçte araştırma görevlisi olup 6000 TL'de kazanabilirsiniz. Geldik en heyecan verici alana, yurt dışı kariyeri. Yurt dışında kariyer yapmış kişilerde özellikle şunu fark ettik. Bu kişiler ilk deneyimlerini ülkemizde global şirketlerde yapmışlar. Bu şirketler arasında PepsiCo, IBM, Danone, P&G gibi çok uluslu şirketler yer alıyor. Sizlere tavsiyemiz, yurt dışında kariyer hayaliniz varsa stajlarınızı bile bu gibi global şirketlerde yapmaya gayret gösterin. İngilizcenizi çok iyi seviyelere çıkartın. İlla İngilizce eğitim veren okuldan mezun olmak zorunda değilsiniz. Tabii mezun olursanız bu bir avantaj ama Türkçe eğitim veren okullardan mezun olmuş kişilerin de yurt dışı kariyeri yapabildiğini analizlerimizde görüyoruz. Ayrıca global firmaları etkilemek için çok güçlü bir CV'niz olsun. Zamanı geldiğinde kanalımızdaki CV hazırlama taktiklerimize ve yeni nesil CV örneği formatlarımıza göz atabilirsiniz. Sonuç olarak mezun olduktan sonra bu global firmalara girmeyi başarabilirsiniz. Bir süre ülkemizde çalıştıktan sonra bu şirketlerin yurt dışı ofislerindeki iş fırsatlarını kovalayarak yurt dışında bir kariyer inşa etmeniz daha da kolay olacaktır. Videomuzu bitirirken şu stratejiyi de sizlere söylemek istiyoruz. Arkadaşlar, endüstri mühendisliği mezunlarından çok fazla genel müdür, CEO ve üst düzey yönetici çıkmaktadır. Eğer sizin de bu şekilde üst düzey yöneticilik yapmak gibi bir hayaliniz varsa endüstri mühendisliği gerçekten doğru bir alandır. Ancak dikkat etmeniz gereken şey şu. Tek başına mühendis kalarak CEO'luğa gidemezsiniz. Farklı departmanlarda farklı iş deneyimleri kazanmanız şarttır. Örneğin kariyerinize endüstri mühendisi olarak başlamış olabilirsiniz. Bir süre endüstri mühendisi olarak da devam edebilirsiniz. Ancak bir yerden sonra farklı deneyimleri, örneğin satış departmanında bir kariyeri, sonrasında strateji departmanında ya da iş geliştirme departmanında deneyimler kazanıp başarılı işler çıkartarak potansiyeli yüksek biri olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Şirket içerisinde rotasyon yapmak gerçekten çok önemlidir. Hatta belli bir deneyime ulaştıktan sonra Executive MBA'yı da yapabilirsiniz. Zamanla bu durum kariyerinizde de yükselmenizi, önce küçük ekipler yönetmenizi, ardından daha büyük ekipler yönetmenizi, sonra ekip yönetenleri yönetmenizi, en son ise şirketin en üst yönetimine kadar çıkabilmenizi sağlar. Endüstri mühendisliği çok büyük bir fırsattır. Çok iyi değerlendirin. Videomuzun sonuna geldik. Bu video için gerçekten çok uğraştık arkadaşlar. Sorularınız olursa muhakkak yorum bölümüne yazın. Çok hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Ayrıca eğer videomuzu beğendiyseniz güzel bir cümlenizi duymak, bir like'ınızı almak da bizi çok mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kariyerinize başarılar dilerim.